Hazırlık çalışması. Kendinizi hangi mevsimde daha mutlu hissediyorsunuz? Neden anlatınız. Bahar mevsimini çok seviyorum ve kendimi mutlu hissediyorum. Çünkü kışın soğukları bitiyor, havalar yavaş yavaş ısınıyor. Tabiat yeniden canlanıyor. Ağaçlar çiçek açıyor, kuş sesleri her yeri kaplıyor. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi. Açtı bahar çiçekleri adanın. Toprak mevce geldi, yer yeşillendi. Açtı bahar çiçekleri adanın. Kuğul cool, kuğul cool, ötüşüyor kumrular. Çağlayıp akıyor bulanık sular. Meleşir koyunlar körpe kuzular. Açtı bahar çiçekleri adanın. Ada pazarına demişler ada. Yar elinden yaralarım ziyade. Çiğdemleri dağda gülü ovada açtı bahar çiçekleri adanın. Mektup yok sıladan dağlar kar mıdır? Akar gözüm yaşı bir pınar mıdır? Kuşlar eşin bulmuş ilk bahar mıdır? Açtı bahar çiçekleri adanın. Veysel de kalmadı hiç sabrı karar. Gün günden ediyom ömrümden zarar. Bizim ele selam söylen turnalar. Açtı bahar çiçekleri adanın. Aşık Veysel Şatıroğlu. Dostlar beni hatırlasın hayatı ve bütün şiirleri. Birinci etkinlik okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözcükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime, kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Kelime al giymek. Tahmini anlamı kırmızı çiçek açmak. Cümlem baharda ağaçlar al giyerler. Kelime mevce gelmek. Tahmini anlamı tabiatın canlanması. Cümlem Yaz yağmurlarıyla toprak mevce geldi. Kelime grubu cool cool. Tahmini anlamı kumruların çıkardığı ses. Cümle Pencere kenarına konan kumrular cool cool ötüyorlar. Kelime çağlaşmak. Tahmini anlamı nehirlerin şiddetli bir şekilde akması. Cümle sağanak yağmur sonrası dereler çağladı. Kelime sıla. Tahmini anlamı memleket. Cümle Almanya'da bulunan gurbetçileri sıla hasreti sardı. Kelime yar. Tahmini anlamı sevgili. Cümle Ahmet memleketindeki yarine mektup yolladı. Kelime pınar. Tahmini anlamı su kaynağı cümle doğada rastladığımız pınardan su içtik. Kelime körpe. Tahmini anlamı genç. Cümle meleşir durur körpe kuzular. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız. 1. Bahar mevsiminde doğada hangi değişiklikler olmuş? Ağaçlar çiçek açmış, kuşlar dillenmiş, bahar çiçekleri açmış, tabiat yeniden canlanmış, her yer yeşillenmiş, Kumrular ötüşüyor, bulanık sular çağlayıp akıyor, kuzular meleşiyormuş. 2. Şairin turnalardan memleketine selam göndermesinin sebebi sizce ne olabilir? Şair gurbettedir, memleketini özlemiştir. Göçmen kuşlar olan turnaların memleketine gittiğini düşünerek turnalardan selam götürmelerini istemektedir. 3. Şair neden üzgündür? Şair memleketinden ayrıdır ve memleketini özlediği için üzgündür. 4. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi. Dizesiyle şairin anlatmak istediği nedir? İlkbaharın gelmesiyle ağaçlar kırmızı çiçekler açtı ve havaların ısınmasıyla kuşlar ötüşmeye başladı demek istemektedir. 5. Şair mektup yok sıladan dağlar kar mıdır? Kuşlar eşin bulmuş ilkbahar mıdır? Sorularına bir cevap beklemekte midir? Neden? beklememektedir. Çünkü şair de biliyor sorduğu sorunun cevaplarını. Şair memleketinden uzaktadır ve memleketine bahar gelmiştir. Üçüncü etkinlik. Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız. Şiirin konusu şairin gurbette olması, baharın gelmesi ve şairin memleketini özlemesi. Şiirin ana duygusu ise memleket hasreti. Dördüncü etkinlik okuduğunuz şiire uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız. Bayağı bahar gelmiş ya da memleketim yeni başlıklar olabilir. Beşinci etkinlik. Şiirde geçen söz sanatlarını ve bu söz sanatlarının bulunduğu dizeyi aşağıya yazınız. Kuşlar eşin bulmuş ilk bahar mıdır? Buradaki kuşların eş bulması kuşlar kişiselleştirilmiş yani kişiselleştirme sanatı yapılmış. Akar gözüm yaşı bir pınar mıdır? Evet burada da benzetme yapılmış. Gözyaşı pınara benzetilmiş. Ağaçlar al giydi, kuşlar dillendi. Burada da ağaçların al giymesi, kişiselleştirme sanatı kullanılmış. Altıncı etkinlik. Sınıfınızda mevsim değişikliklerinin insanlar üzerindeki etkileri konulu bir tartışma düzenleyiniz. Tartışma sırasında düşüncelerinizi ifade ederken arkadaşlarınıza karşı saygı ve anlayış içerisinde olmaya, onların sözünü kesmemeye, konu dışına çıkmadan konuşmaya özen gösteriniz. Tartışmanın ardından aşağıda verilen değerlendirme formunu doldurunuz. İnsanın vücut sıcaklığı hayati faaliyetlerinin düzenlenmesinde büyük öneme sahiptir. Mevsim geçişlerinde oluşan sıcak soğuk değişimleri ise vücutta birçok dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Hava sıcaklığının aniden değişmesi ve oluşan kısa süreli ısı farklılıkları bedenin bu sürece uyum sağlamasını zorlaştırabilir. Bu durum ise Vücutta stresin oluşmasına neden olabilir. Mevsimler geçişler kişilerde kendilerini iyi hissetmeme, çaresizlik, çökkünlük, umutsuzluk, halsizlik ve sinirlilik gibi mevsimsel duygu durum değişikliklerine yol açabilmektedir. Bu duygu durum değişimleri de kişilerin yeme tutumları üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Kışın soğuğu ve karanlığı çoğumuzda bir hüzün hissi yaratabilir. Kısalan günler, azalan güneş ışığı ve soğuk hava duygusal iyilik üzerinde olumsuz bir etki yapabilir. Yedinci etkinlik bir sonraki sayfaya hayal gücünüzü kullanarak mevsim değişikliklerinin canlılar üzerindeki etkileri konulu hikaye edici, masal, fabul hikaye ve benzeri bir metin yazınız. Metni yazarken oysaki başka bir deyişle özellikle ilk olarak son olarak gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Metniniz için uygun bir başlık belirleyiniz, metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Kırpık ve yavruları Kırpık isimli dişi ayının pırtık ve tırtık isimli yavruları vardı. Ayılar kış mevsiminde kış uykusuna yatarlar. Kırpık ve yavruları da tüm ayılar gibi kış uykusuna yattılar. Tam 4 ay yuvalarında uyudular. Yavrular annelerini emerek hayatta kaldılar. Uzun süredir uykuda oldukları için çok zayıflamışlardı. Bahar gelince havalar ısındı. Başka bir değişle tabiat uyandı. Ayılar da kış uykusundan uyandı. Yavrular yuvadan çıkmak için sabırsızlanıyorlardı. İlk olarak yuvadan kırpık çıktı. Daha sonra pırtık. Son olarak da tırtık çıktı. Bir an önce beslenmeleri gerekiyordu. Oysa ki etrafta yiyecek yoktu. Yiyecek aramak için uzun süre yürüdüler. Sonunda bir dere kenarında kıyıya vurmuş balıkları buldular. Kırpık balıkların özellikle etli yerlerini yavrularına yedirdi. Kalanlarla kendisi beslendi. Karınları doyunca oyun oynamaya başladılar.